hayatınızı bozmayın hanımefendi. Kayfaltı sofrasını ben kaldırırım. Kafamı ütüleme lan. Parasal konjüktürü inceliyor. Ayrıca Ayşe Hanım'a da laf dokundu mu? Yok canım, benim ne haddi mi? O bir küçük hanımefendi. Sabahtan akşama kadar yayılıyan oturuyan. Sen ne biçim hizmetçisin be? Aa, itilmiş duydun mu? Kalk yine bana hizmetçi diyor. Ayşe Hanım'a ne hizmetçi diyorsun lan? Yok, öyle şey der miyim ben? Aslında evin hanımı o. Öyle deme lan salak. Benim çok işime yarayacak. Kulunç girince boynuma masaj bile yapıyor. Bu boynunun altında kalır inşallah Cenab-ı Rabbül Alemin. Amin. Telefona baksana lan. Alo. İtilmiş malikanesi. Bendeniz de kolesi. Cevap vermiş. Ne bu telefon çalmaya ki? Şu telefon çalıyor lan. Ne? Alo? Alo anne? Bu değil lan şu lan! Tamam tamam. Alo? Alo? Lan salak bu değil şu diyorum lan! Sen bak! Alo? Alo? Cevap vermiyor alo! Alo? Sana düğme bildin. Lan salak açmadın ki cevap vermiyor. Şu düğmeye basacak. Yese basacaksın lan şu teknoloji özürlü manyak. Alo? Düştü mü? Hangisi çıkıyor? Ne? Fıstık taş mı? Öte yankıları sat fıstık taş al. Paranın geri kalan kısmıyla fıstık taşa yatırım yapacağız. Tamam öptüm bay. Hadi öptüm bay. Ulan milletler arası sana Turay gibisin be. Üç tane telefon senin ne yüne? Sen anlamazsın lan salak. Ben uluslararası bir yatırımcıyım. Dünyayla bağlantımın hiç kopmaması lazım. Mesela bak, şu telefonun kapsamasının alanının dışı şunu ilgilendirme ya. Bunun kapsaması farklı bir şey oluyor. Peki o üçüncüsü ne halta yarıyor? Haklısın, üçüncüsü bir şeye yaramıyor. Ben en iyisi bunu vereyim. Anne, bana mı vereceksin? Ay, çok mutlu oldum itilmiş. Ay sen de gözlerim açık gitmeyecek. Niye hocam beni seviyormuş be? Bak ne diyeceğim biliyor musun? Ben diyelim çarşıya gittim. Sen de böyle kafan bir şeylere bozuldu. Hemen bunu bir cep telefonundan ararsın. Ben hemencek gelirim. Sen beni istediğim bir şekilde döver rahatlarsın. Ya sen niye hallanıyorsun lan salak? Buyur Ayşe Hanım. Güle güle kullan. Ay çok tatlısın itilmiş. Teşekkür ederim. Ay şey aklıma gelmişken bugün eve bir sürü misafir gelecekmiş. Biliyorsun ben kalabalıktan hoşlanmıyorum. Bugün için izin istesem. Git be git be. Ne izin istiyorsun? Altın günümde evin hanımı gibi ortalarda dolanacağına git cehennem ol git. Ben itilmişe sordum kalk. İzin verin emme. Ücretli izin olursa. Biri bak. Buyur bakayım. Bu da İzin ücretin. Ay teşekkür ederim. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Ne bakıyorsun şekerim? Ne de olsa evimizde çalışan bir eleman. İyi davranmak lazım be. Evimizde çalışan bir eleman. Çok çalışıyor zaten. Herkes sana çalışıyor. Bana üç kuruşluk bir hayrı yok bu karnım. Ben de bir hizmetçi tutacağım. Dur, benim için bir sakıncası yok. Hem evimiz daha da şenleniyor kız. Ama bak, ona karışmayacaksın. O ben ne dersin onu yapacak. Bana hizmet edecek sadece. Tamam lan, sen ne dersen onu yapacak. Ay çok iyisin itirmiş. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Kız kakılmış, aklında bin yaşadık. Niye yakın ettin şu günlere? He vallahi bu mahanayla toplanıp hep birlikte hasret gideriyor değil mi kız? Buradaki asıl amaç nedir? Dayanışma. Küçük tasarruflar değerlendirmek, paylaşmak. Tabii. Allah senden razı olsun. He vallahi aklından bin yaşa kız. Tuttuğun altın olsun kız. Kız zaten olacak. Bundan önceki toplantıda hepinizin altışar altın olmadı mı? Şimdi de sıra bende. Sende kız sende vallahi. Altındır tabii. Poğaçalar da pek güzel olmuş. Anam her şey pek nefis, lezzüz. Afiyet şeker olsun. Hepsini ellerimle yaptım. Aman kız ellerine sağlık. Niye kendin yaptın hizmetçi yok mu? Var ama
Yumurta kırmasını bile beceremiyor. Ancak fındık kırıyor. Ama yakında kendime özel bir hizmetçi tutacağım. Ötür mü sizin nedir? Sen mi diyorsun kız? Tavsiye edeceğiniz biri var mı? Var kız, Kadriye'nin yeğeni var ya, köyden yeni geldi. Anam olmaz olmaz, pek çal, dangıl dungul. Bir de şey var, Sultan ablanın kızı Hikmet var, olmaz mı kız? Yok olmaz, istemem onu. Kız niye ne güzel, el yüz akça parça tertemiz bir kız kız. Akça parça bir kız da ondan olmaz. Ama şeytan kulağını kursun, zaten eli oynak fırıldak gibi bir kadın istemem, yaşlık olsun be. Ne şeyle yaş düşen akımarat bir kadın arıyor. Ahu gitmiş vahu kalmış, birini istiyorsun yani sen. Yitilmişin iştahını kabartmayacak biri. tamam anlaşıldı, sizde hayır yok, benim üstü gazetonun insan kaynakları ekünden birini bulurum. ne böyle banda tersi gibi duruyorsunuz? Hadi buraya yediklerimizi yapacak, biraz acık oynayak mı diyeyim ya? Hadi. Var para, var para, ateşte düştü şahlara, ağzım dilim kurudu, kız yalvara yalvara. Lefleri koydum da sakız annem, doldurdum da sakız annem. Yeter artık be aman, oyna oyna bakmıyorsunuz be, vur deyince öldürüyorsun, acık nefes alalım oturalım. Hadi. Benden mi tüşülü korular? Kız derden buluyor, bulmak kurtulmaz. Şimdi bu toplantının amacı nedir? Altın günü. Yiyip içmek, göbek atmak sadece yan etkinlikler oluyor. Kargarıya gelmeden şu benim altınları bir toplayayım diye. Hadi pamuk elleri cebe. Hadi karılar, ne duruyorsunuz be? Şey diyorum kakılmış, kusura bakma, benim oğlanın ayakkabısı delindi. Senin altın alamadım valla. Ben de alamadım. Kuyumcu kapalıydı. Olsun, ben nakitle kabul ederim. Kuyumcu kapalı diye ben de bakkalın borcunu kapattılar. Bizim de kira geciktiydi. Ne diyorsunuz be delikanlılar? Ben bir ülken iyiydi de. Hiçbiriniz mi alamadın? Rukiye sen de mi alamadın kız? Yok kız, aşk olsun, hiç almaz olur muyum? Yani sabah kalktım, ilk işim kuyumcuya gitmek oldu. Çok şükür be, bir hayırlı çıktı bari. Yalnız benim de param pek çıkışmadı da, ancak çeyrek altın alabildim kız. Ben sana üstünü bunun 3 taksitle öderim. Yok, istemiyorum. Kalsın. Sanki dayanışma gibisi de yok ha. Karun hazretlerinin hazinesinin balıklama mı düştüm nedir? Rüyadayım sanki ha. Ama bir tıkarılar. Yiyip içip göbek atmaktan başka bir altın yaramıyorsunuz. Yiyin bari. Vallahi gene içer. Onları sat. Hepsini sat. Çıkanlardan anlay. Ben kızı dedik ilanınız için aramıştım. Gece vakti nöbetçi bulundurmanız ne bir yapı incelik. Hepsi mi düştü? Ne çıkarsa ondan al oğlum. Ben şimdi bir yardımcı arıyorum. Ne kadar lot varsa al. Yardımcı arıyorum diyorum, yardımcı. Parası benim değil, neyse veririm. Boş ver, al sen. Anladım. Tamam oğlum, ne düşersen. Tamam, anlıyorum. Sus lan sen kayıp. Sizin yüzünüzden karşı taraftaki sesi duyamıyorum be. Tamam. Sana demedim Ayşe'ciğim, kalkın bir şey diyorsun. Domestik mi? O ne kune be? Al oğlum al. Siz lan sürsene lan, parazit yapma lan. Şurada borsa danışmanı mı lan? Ben de insan kaynakları danışmanımla konuşuyorum. Al şundan konuş. Bak dedeciğim, şu anda çok parazit yapıyor telefon. Ben kaç not varsa hepsini al. Çıkar dedin al oğlum. Çok kazanacağız. Parsayı götüreceğiz bu az ha. Çemberin de senetlerine kadar. Şuradan şu numarayı çevir bakayım. Çevir. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bir dakika, ben bir açıklığa çıkayım, tamam mı? Hadi tamam, bir dakika. Şeker senetten ne alemde lan? Çık, sat, boş ver, onları da sat, hepsini sat, tamam. Sen beni yarın cepten ara, öptüm, bay. Eyvah, ne oldu? Kalkınmış, ne oldu lan? Lan balkondan düştüm sandık lan. Anne, kocam beni düşünüyormuş be. Yok be, korkma, yalnızca dilim.
telefon mu düştü? Lan keşke sen düşeydin lan, telefonu mu düşürdün lan? Lan ben dünya kadar zarara soktum. Oh, buraya gel. Geçiyor. Beni iyicene dinleyin ve bir kere de cevap verin. Bakayım. Önce size soruyorum. Kaynatırken yumurta çatlamasın diye ne edersiniz? Suyuna sirke katarım. Suyuna sirke katarım. Evet, doğru bildiniz. Evet, şimdi de size soracağım. Kalk. He? Bunlar kim? Bunlar mı? Bunlar Pamuk Prenses 7 cüceler oluyor. Cücelerden 3 tanesi gelemedi, kusura bakma. Kim olacak be? Firmanın gönderdiği yardımcı eleman adayları. İyi ama bunlardan bir tanesi erkek. Ya. Gerçekten ben hiçbir göremedim. Hangisi acaba? Göreyim tabii. Sen niye öyle kadın erkek cinsiyet ayrımı yapıyor? Hem sana ne be? Çek git buradan. Karışma işime. Evet. Şimdi size soruyorum. Bir musluk bir havuzu 3 saatte dolduruyor. Diğer bir musluk 2 saatte dolduruyor. Bu iki musluğu da açarsak, bir de yağmur yağarsa kaç saatte dolar? Ha, ben unuttum bir de söylemeyi. Bu havuzun dibinde bir ceviz kadar büyüklüğünde bir delik var. Oradan da su sızıyor. Cevap bekliyorum. Bilemeyeceğim efendim. Bilemezsiniz tabii. Ay. Saçınızı, başınızı, makyajınızı yapmayı biliyorsunuz ama. Çok zor bir soru oldu bu kak. Öbürüne daha kolay sormuştu. Ne yapalım canım? Bu güzel bayanın şansına da bu soru çıktı. Talih güzel değilmiş. Evet. Şimdi aynı soruyu ben size sorayım bayan. Bu soruların ev işleriyle hiçbir ilgisi yok. Niye soruyorsunuz ki? Senin nasıl biri olduğunu anlamak için soruyorum. Belli ki ukala dümbeleğinin biriymişsin. Neyse. Evet. Son adayımızın son sorusuna geçiyorum. Kumaştaki mum lekesi nasıl çıkartılır? Kumaşın cinsine bağlı madam. Parlak bir kumaşsa buzdolabında bir süre beklettikten sonra dışarıya çıkarır, mumu kazırım. Ama eğer kumaş parlak değilse üzerine bir kurutma kağıdı koyarım. Orta derecedeki bir ütüyü üstünde gezdiririm efendim. Evet, mülakatımız bitmiştir. Şimdi değerlendirmeye geçiyorum. Ne alıyor be? Tepemde çivisiz tahta berde gibi durursam nasıl değerlendireceğim ben bunları? Çekil git be, çekil. Tamam. Tepemde çak çak çak. Evet, birinci aday. Evet, ikinci aday. Üçüncü aday. Bonsoir monsieur. He? Anam anlamadım, şekerim. Sana iyi akşamlar diliye. Aynı zamanda nasılsın, iyi misin? İyi olmanı Ulu Tanrı'dan niyaz ederim diye. Fransızca ile özlü bir lisan olduğu için iki kelime de çok şeyleri anlatıyor. Anladık anladık, tercüme etmene lüzum yok. Danıştığımda çok memnun oldum beyefendi. Aşağıdayım Özgür. O dediğimden bil mukabele. Fransız konsolosluğundan mı geliyor beyefendi? Ticaret ateşesi misiniz yoksa sefir misiniz? Ayol yok canım, ne sefire? Kakın kendine yeni tuttuğu uşak bu. Adı da Tanju. Uşak ne ki be? O bir beyefendi. Hem de görevini en iyi şekilde yapan bir beyefendi. Merci madam, merci beaucoup. Anlamadım ben bu boku. Gel bakayım şekerim, madam şekerim. Gel seninle şöyle bir konuşalım. Lan değil de manyak bak şu gelin. Sen dayağı hiç doymayacak mı lan? Yine ne halkla çoğunuyorsun? İnek kum torbası he? Ben ne yapmışım ki manyak çekerim? Kendimi bir hızmatçı tuttum. Seni zümbe düdün ya. Dalga geçme lan inek. Erkek adam da hızmatçı mı olur? He niye olmuyormuş, şart mı ki? Ben çok erkek hizmetçiler gördüm. Hem bu gelen adayların içinde en iyisi. Temizlikte birinci, yemekleri mükemmel. Harika, üstelik bilgili, kültürlü bir adam. Lan bana bak, beni günaha sokma bak. Lafı da uzatma, bir karının erkek hizmetçisi olmaz, değile şunu gitsin hadi. Ne, bir erkeğin de kadın hizmetçisi olmaz, sen de Ayşe'yi değile gitsin. Ne, aklın sıra şimdi bana çantaj mı yapıyorsun lan? He, iyi bildim. Sen Ayşe'yi değilersen Tanju da gider, yok kalıyor dersen Tanju da kalır. İyi lan, tamam, Ayşe kalıyor. Tanju da kalıyor lan, nasılsa ondan zarar gelmez. Mersi boku şekerim. Boku boku deme çarpacım bak şimdi.
Buyurun madem. Mantarlı filmin yan yapmasını biliyorsunuz mu? Buyurun madem, naturalman. Akşam yemeğinde rica edecektim. Bir de parfüm lütfen. Buyurun madem, mon plaisir. Suratını ne asıyorsun be şekerim? Beğenmiyorsan yemezsin. Ayşe Hanım da sana bir şeyler hazırlar. Belki. Harika. Hani elma ile domates nasıl oluyor acaba? Bugün onu da denemek lazım. Bon appétit madam. Merci beaucoup. Madam şarap içer misiniz? Bir bakayım. Güzel güzel alayım. Bir madam. Şeytan diye şişeyi şimdi kafaya geçir. Sinirlenme, bunu seni kızdırmak için yapıyor. Çok güzel mantarlar. Bayıldım. Şerefinize mi atmaz ya? Şerefinize mi ısıyor? Zeyir zıkkım olsun. Hadi içsene itilmiş. Bak çok gerginsin ama. Haklısın, çok gergin. Buluşlarıma öcük masaj yap bakayım. Ben de diyorum ki Mösyö, şöyle kulaçlarımı ben de azıcık masaj istiyorum. Oui madame, avec le plaisir. Siz beni ne sanıyorsunuz lan? Yengiler, lan manyak mısın? Maşa şöyle yapın. Ben öyle yapın. Ben öyle inek ol inek. Ulan korkusuz ayım. Ulan ormak duvarı oldu mu bu şimdi? He oldu mu? Olmadı madem, boku madem. Bir maşaj da sana lazım. Ay! Madem. Ay! Madem. Ay! Bakayım madem. Ulan bırak! Ayı kutup ayıp bu! İnce ince